Kalın bağırsak kanserleri, yine kalın bağırsağın son kısmı, rektum olarak adlandırılan kısım, rektum kanserleri karın zarına yayılabilmekte. Kolon ve rektum kanserleri dışında apendiks yani kör bağırsak kanserleri de karın zarına sıklıkla yayılan kanserler arasında yer alır. Bunun dışında sindirim sisteminin diğer bir organı ince bağırsakların kanserleri de karın zarına yayılabilmektedir. Kadınlarda uterus yani rahim kanserleri, yine uterusla ilişkili tuba kanserleri karın zarına yayılabilmekte. Bunlardan belki de daha sık gördüğümüz yine yumurtalık yani over kanserleri de karın zarı içerisine yayılabilmektedir ve peritonel karsinomatoz oluşturabilmektedir. Ayrıca karın zarının kendisinde de kanser gelişebilmektedir. Bu da peritonel karsinomatoza neden olabilir. Peritonel karsinomatozlu hastalarda sık gördüğümüz bir bulgu karında sıvı oluşması ve bu sıvıya bağlı karında şişme olmasıdır. Biz buna malin asit adı veriyoruz. Sitorediktif cerrahi adı verilen kapsamlı bir ameliyatla karın içerisindeki gözle görülen tüm kanserli alanlar temizlenmekte. Bu gözle görülen alanlar temizlendikten sonra karın içerisinde gözle görülmeyen kanser hücreleri kalabilmekte. Bu yaptığımız cerrahiyi gözle görülmeyen kanser hücrelerinin üzerine genişletmek için karın içerisine sıcak kemoterapi uygulaması yani HIPEC, hipertermik intraperitoneal kemoterapi uygulaması yapmaktayız. Karın içerisine 2 adet getirici, 2 adet de götürücü diren yerleştiriyoruz ve bu direnlerle birlikte karın içerisindeki ısıyı takip edeceğimiz ısı problarını yerleştiriyoruz. Özel bir cihaz yardımıyla önce hastanın vücudu karın bölgesine ısıtılmış sıvı verilerek 42 dereceye kadar ısıtılmakta ve artık karın içerisinde sabit bir 42 derece ısı elde edildikten sonra hasta için onkoloji ile beraber karar verilerek planlanan kemoterapi ilacı karın içerisine 42 derecede uygulanmakta. Burada ilacın tipine göre hipertermik intraperitoneal kemoterapi uygulaması 30 ile 90 dakika arasında yapılmaktadır. Burada amaç ısının etkisiyle kemoterapi ilacının kanser hücreleri içerisine daha etkin bir şekilde girmesini sağlamaktır. Hipertermik intraperitoneal kemoterapi biz 42 ile 43 derece arasındaki sıcaklıklarda uygulamaya çalışıyoruz. Bu ısı propları karın içerisinde farklı yerlerde duruyor. Isı dağılımını bu şekilde kontrol etmiş oluyoruz. İşlem bittikten sonra ameliyat sonlanmaktadır.